Arada aynaya bakıp üf be çok güzelim dediği oluyor mu demiş. Eyvallah. Ya, samimi olalım birbirimize. Yok canım öyle şey olur mu? Olmaz mı niye? Var mı kendine bakıp Bülent üf be söyler diye. Her olmadan. Gün aynada kendime bakıyorum. Of be diyorum bu ne ya. Demiyor musun hiç kendi kendine of be ne ya diye. Gerçekten hiç öyle bir şey demedim ya üf be falan. Demedim peki. Küçükken hiç başka bir ünlüye evlenme hayali kurdunuz mu demiş Aysel. Kurdun mu hiç daha küçükken bir ünlüyle? Evlenme hayali yok kurmadım ama. Kurmadın. Şahin? Yok ben sen gerçi çapağını temizliyordun istersen devam et. Yok be abi benim öyle yani. Kardeşim Türkiye izliyor programdayız şu anda. Evlenme hayali kurdun mu diyorum onu. Kurmadım da onu şey yaptık biz de. Sen bütün temizliği yaptın programda. Hadi harika. Senin küçükken Erol Evgin vardı. Onun dışında... Yok benim de olmadı abi hiç olmadı öyle. Evlenme hayali. Evlenme hayalin oldu mu küçükken bir ünlüyle? Yok. Olmadı. Senin oldu mu küçükken? Oldu. Evet. Ama onu da biz tanımayız. Onun için sorumuz. Kendilerini çok şanslı hissettikleri konu nedir diyor. Kendini hangi konuda çok şanslı hissedersin? Ha. Aa. Giyim konusunda seçmek. Giyim seçmek. Evet, tek başına giyip konsere çıkabilirim. Ha süper, harika. Yani kimseye danışmadan etmeden evet. Yakıştırabiliyorum diyorsun. Evet. En şanslı hissettiğin konu hayatta kendine? Annemle babam. Annenle baban. Ya annemle babamın onlar olması. Çok iyi insanlardır yani. Onlar olmasını biz de çok istemiyoruz. Yani çok önemli bir şey aslında. İnsan arkadaşını, aşkını, her şeyi seçebiliyor. Anneyle babayı seçemiyor. Onun için de iyi bir evet, aileye bir denk şans. Gelmiş olmak harika bir şans. Senin hocam? Benim mesleğimde BKM virajını almam çok... Ya BKM'ye dön deseler, yani yeniden ekip bir araya toplanıyoruz deseler sanki böyle bizim içimizde öyle bir şey var. Bütün evet. Ekip böyle bir toplanacakmış enerjisi geliyor hepimize. Ne diyor? Evet. Kendi aranızda konuşuyor musunuz? Konuşuyoruz. Konuşuyoruz canım. Bize de çok aynı soru çok denk geldiği için her gün sokakta soruyorlar. Olacak mı? Bir daha yapacak mısın? Hala bilet soranlar var. Evet. bana bugün sordular. Hala, hala devam ettiğinizden bilet tabii, tabii. 5 yani, sene olmuş. Evet. Millet kafasında bitirmedi iş için. Evet. Evet. Ama televizyonda da bitmedi. Aslında bitmiş gibi olan bitmedi. Sürekli tekrarları yayınlandıkları için. Evet ve hala tekrarları da acayip izleniyor evet. Yani evet. BKM. BKM yeniden birleşsin ister misiniz? Yani bütün... evet. Halk tek başınıza başarısız olduğunuza inanıyor. Yani... İşte... Vallahi ama gönülde öyle bir şey var yani birleşsin evet. İsteği var. Belki arada senede bir kere iki kere falan bir şey yapabilirsiniz. O aklımıza geldi. Aslında öyle bir niyetimiz hala var aslında. Yani onu da Yılmaz abi işte harekete geçirse yapabilir. Senede bir kere bile ne bileyim bir yılbaşı bir şey aslında kesinlikle. Çok keyifli olabilir. Çok eğlenceli olur. Evet. Bir de yani amatörlükten çok güzel eğlence çıkar da bir evet. Pişmişlikten de başka evet. Bir eğlence çıkar yani. Evet. Oradan da bak. Senin en şanslı hissettiğin konu kendine? Tabii benim de başta ailem ve sonrasında Erdem Kınay. Erdem Kınay. Tabii. Erdem. Bugün Kelebek Gazetesi'nde de şanslı hissettiğim bir konu vardı. Evet var. Değil mi? Evet güzel. Doğru. Manşet olduğu için söylüyorum yoksa yok, açmam böyle konuları da. Gizli saklı bir şey yok olur mu öyle şey? Evet, evet var tabii yani. Harika. Allah. Bu da mı kendisi şu anda? Burada, burada yerde, tabii. Buralarda bir yerlerde ama göremiyorum ben. Erkek arkadaşı ona da selam söyleyelim. Hikmet Sancaktar demiş ki abi konuklar değil de seninle ilgili bir şey merak ediyorum. Her hafta acaba hangi ünlüyü çağırsam diye oturup düşünüyorsun. Ünlü değil de bizim gibi fakirleri çağırsan hem konuk çağırma derdin olmaz hem de reytingler artar. İzleyiciler der ki şu fakirleri izleyeyim de kendimizi zengin izleyelim. Onu kim yazdıysa o samimiyetini yerim onun yerim o samimiyetini. Ağzına sağlık, ellerine sağlık. Küçükken babanızın cebinden hiç para çaldınız mı? Evet. Evet ama akşamına söylerdim. Çaldım diye. Evet. Hem kantinden daha fazla bir şey yemek için ben boğazıma düşkünüm ama akşam söylerdim. O belki. Kantinlerin kötü tostlarına ne para yatırmışım. Çaldın mı Şahin? Annemden çaldım. Anneye çalıştım. Çaldım. Çaldınız. Siz anladığım kadarıyla bunu da yapmamışsınızdır. Çaldım demek istiyorum ama yalan çalmadım. Çalmadım. Küçük ay onun renginden bilinir zaten böyle beyaz. Sarışın. O para çalmaz ki. Doğru. O çalmaz değil mi? Sarışın, beyaz tenli. Bir de yanındakine bak. Tam hatırlıyor yani bayağı.
Eda Karadeniz sormuş. Ünlüler ünlü olmadan önce de sabah yürüyüşü yapıyorlar mıydı? Sahilde köpeklerini alıp gezdiriyorlar mıydı? Yoksa bunu sadece ünlüler mi yapıyor? Bizim ünlüleri gazetelerden öyle görüyorlar herhalde, değil mi? Sabah yürüyüşü yapıyor devamlı, köpek gezdiriyor. Öyle bir ünlü profilimiz var yani. Yok, önceden de yapıyorduk tabii ki. Onlar kedi gezdiriyorduk önceden. Onlar da bütün ünlüler gibi evde tüm gün elbiseleriyle mi oturuyorlar diyor. Yani anlatmayalım evde... nasıl oturduğumuzu size. Evde. Eda Ece evli mi? Evli değilse evleneceği kişi ünlü mü olacak yoksa normal bir isim olmasını tercih ediyor? Bilmiyorum. Ben evleneceğim zaman gelir anlatırım size. Yeri geldiği zaman söyleyeyim. Tuttukları takımlar demişler. Hangi takım? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bir dakika. Arkadaşlar daha çok insan var. Biriktirin topla atmışlarsınız. Hangi takım? Evet, Galatasaray. Galatasaray. Beşiktaş. Beşiktaş. Adana Spor, Aziz İkman Yurdu, Adana Demir Spor diye devam ediyor. Otellere gittiğinizde havlu, şampuan gibi şeyler çalar mısınız demiş Berkay. Çok içten bir soru. Annem doğruyu, istiyor. Hepimiz doğruyu söylüyor. Annem istiyor. Annem istiyor. Annen istiyor. Tabii canım. Kızım gittin mi bir al gel. Doğru. Getiremiyorum bir de sinirleniyorum. Çaldın yani. Getiremiyorum diyorum. Onun üzerine sinirleniyor. Anne ne gerek yani, var? Şimdi gerçekten açık söyleyelim. Ben yapmadım ama siz de mesela... Kardeşim o zaten sarışın. Sen yaptın mı diye soruyorum yani. Mutlaka çalmışızdır. Yani buradan bütün otellere... Yok çalma değil de o parasını verdik hani alalım. Yoksa onu dökebiliriz de ya. Yani. Ben kullanmıyorum ki eve yırtmışız ya. Adamın niye almış? Niye? Ama şimdi aldım çalmış gibi olacağım. Peki. Şahin ile Bülent Türk sinemasının yeni ikilisi olabilir mi? Olamaz. Ya böyle bir ikiliyi istemiyoruz onu söyleyelim. Herhangi bir ikili olur bunlar olmaz. O ikili olur bu ikili olur olmaz. Eda senin fanlarından Beyza ben. Hani o sana şarkısını atan kız. Fanlarınla toplanabileceğin bir organizasyon yapmayı düşünüyor musun? Fanlarına toplanıyor musun? Daha hiç yapmadım ama inşallah yaparız. Evet. Bu fan hikayesi de böyle. Evet ve bir gerçekten... Beyza'nın bana videosunu, bir şarkı söyleyip, piyano çalıp bana videosunu çekip gönderdi. Gerçekten çok güzel bir sesi var. Evet. Tebrik ediyorum. Onu burada da inşallah büyüyünce ağırlarız Beyza'yı da. Bir başka kağıt sorusu. Kağıdı iyi bölemedim, hevesim kaçtı yazmış. Evet. Böyle, böyle kestiği için. Salih sormuş, hayatta en çok neyinize güveniyorsunuz? Evet, değil mi? Evet, bunun cevabını öğretmen kimse almak istemiyor şu anda. Ay Allah'ım ya, Eda Ece dizideki gibi gerçek bir durumla karşılaşsan ne olur? Merve Özbey, vurur yüzüne ifadesi, sevgilin yok mu bir tanesi demiş Büşra Taş Demiroğlu. Bunlar için de çok teşekkür ediyorum herkese. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.